Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sezon 5 ve sezon 6'nın TRZ birincisi Sepulans arkadaşımızı EUVZ birincisiyle 1 ve 1'e aldık. Bakalım onların Z'i mi bizim Z'imiz mi daha güçlü? İkisinin de birinciliklerini gösteren screenshotları göreceksiniz arkadaşlar. 2015'te olan Sepulans'ın kendi aldığı screenshot'tır. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyoruz tabii ki hep beraber. Biliyorsunuz Diablo V2 Lars da vs atmıştı ve almıştı. Bu sefer bakalım Zed Lars'ın intikamını alabilecek mi? Q'larla birbirlerini güzel bir şekilde dürttüler burada. İkisi de tutturdu yalnız Q'larını. Bu arada EU-West'teki hesabı bu Sepulans'ın. Diablo V2'de hala EUVS'te birinci bu arada. Aynı zamanda Diablo V2'nin de kendi YouTube kanalı var. Aşağıdan onu da açıp tıklayıp izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yalnız vicdansız bütün Q'larını tutturdu ha Hiç Diablo. kaçırmadı lan. Bunu da tutturdu. Ya umarım Lars'ın intikamını alabilir Sepulans. Heyecanla bekliyorum açıkçası. Level 2 oldular. Level 3 oldular pardon. Sepulans çok güzel dürttü burada. Karşılık verir mi acaba diye düşündü Diablo ama yok, sakin oynuyor. Derken diyor Sepulans kadar hasar veremedi burada. Güzel hasar vurdu. Canları neredeyse eşit. Bir hafiften level üstünlüğü var yalnız Diablo'da. Bir tane iksiri kalmış Sepulans'ın. Yalnız çok güzel yer değiştirdiler burada. Sepulans çok güzel bir hamle yaptı. Orada çok hasar alabilirdi. Tutuşturu kullandı. Sepulans bayağı hasar vurdu. Kendisi de ölmek üzere yalnız. Aman diyeyim çok az canı var. Bence çok yaklaşmasın burada. Aman diyeyim ya. Çünkü bir W'ye ya da W sıçra düz atakla öldürebilir Sepulans'ı şu anda. Çok fazla ileride oynamaması lazım. Canlar neredeyse eşit yani sıçrayla içeri girdi. What? Sepulans'ı kulenin altına doğru attı. Sıçrayla kaçtı. Oha burada yalnız Sepulans çok güzel bir hamle Adam yaptı. yürüyor ama. Orada eğer kendi W'sunda kule altına gitmese ölebilirdi. Yani ucuz biraz. Çok güzel bir Aynen. hamleydi. Valla Sepulans az daha ölüyordu. Dişli kama aldı Sepulans. Doran kılıcı aldı Diablo V2. Yalnız biraz önce o W'suna gitmese Sepulans'ı kaybedebilirdik. Yine girdi içeri. Ultiyi kullandı Sepulans. Bayağı hasar vurdular. Diablo da ultisini kullandı. Fakat takaslarda eşit çıktılar. Burada herhangi bir sonuç çıkmadı. Yalnız insan bir heyecanlanıyor ya karşı taraftaki hani yabancı bizdeki Türk. Yalnız yine güzel hasar vurdu. Sepulans yine W'suna çok doğru bir zamanda gitti. Hasar almamayı çok iyi başarıyor Sepulans bu noktalarda. Yalnız burada yine giriyorlar ama. Kuleden de bir hasar aldı. Güzel. Diablo galiba base atmayı tercih edecek. Bozar mı acaba? Olmadı. Ha, olsun. En azından bir iki minyon geciktirmiştir herhalde. Güzel. Kaçtı iki kombosu. Yedi level oldular. Sepulans güzel dürttü burada. Yalnız ultiyi kullandı Sepulans. Diablo da ultiyi kullandı. Tutuşturu da kullandı Sepulans. Üstüne gidiyor ve ilk maçı aldı arkadaşlar. Diablo V2'yi ilk maçta yani EU ve Z birincisini ilk maçta TR 2015 ve 2016 Z birincisi alıyor arkadaşlar. Hemen ikinci maça geçelim. Bakalım nasıl olacak. Evet geldik ikinci maçımıza. İnşallah Sepulans bu maçı da alır ve bu seriye bir son verir arkadaşlar. İkinci maçı da alırsa eğer Sepulans bu VS'nin sonuna geleceğiz arkadaşlar ve Larsen intikamını almış olacak.
Bakalım nasıl olacak. İkisi de uzun kılıç aldı. İkisinde de can iksiri var. İkisinde de Yıldırımların Efendisi'nin hükmü var. İkisinde de sıçra ve tutuştur var. Yani her şey aynı. Sadece oynanış farkına kalacak olay. Bakalım bizim Zed'imiz bu seferki maçı alabilecek mi? Güzel, yine kuleden hasar aldı Diablo V2. O da kendisi de şaşırıyor. Bu arada Diablo V2 EU West'te 500 LP Challenger arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim bu arada. Kendisi İsveçlidir. Kökenini bilmiyorum tabii nereli olduğunu. Ama İsveç'te yaşıyor. Burada bayağı hasar vurdu yalnız Sephiroth'a. Sephiroth'un Q da kaçtı. Burada çok iyi içeri girdi yalnız. Sephiroth'tan efsane hasar aldı. Yalnız tutuşturu da kullandı. Sephiroth ölmez bununla da. Orada da durması çok mantıklı değil aslında. Aman diyeyim, bunu kaybetmemesi lazım. Tamam, şu anda tek vuruşta öldürebilecek gibi değil ama Sephiroth da burada çok zorlu. Güzel kaçtı orada ama iki şurikeni de yedi. Hasarını aldı. Yalnız Eze Script'ten bir şeyler öğrenmiş Diablo. Sürekli simge çıkartması Sephiroth'ı tilt etmeye yönelik. Sephiroth'ın bu EUVS hesabında herhangi bir simge yok. Çocuk çıkartamıyor. Ay, yine hasar vurdu. Ya bayağı canı geride şu anda Sephiroth'ın. Gerçi bir önceki oyunda da öyleydi ama umarım Sephiroth bunu da alır. Canlar eşitlendi. Şurikenler vuruyor ama ikinci vurmadı burada biraz. Burada takaslar yine eşit. İnsan geriliyor ya izlerken. Altı level oldu yalnız Diablo. Burada ultiye başvurmaz diye düşünüyorum. Güzel, Sephiroth geride duruyor. Ama dürtüp ultiyi kullanırsa sıkıntı tabii Sephiroth için. Güzel, Sephiroth çok güzel hasar vurdu burada. Yalnız Diablo bir tık önde level'da. Açırız bunları. Güzel, bir tane şuriken yemedi. Burada içeri girdiler birbirlerine. Bir kendi W'larına gittiler. Birbirlerine çok hasar vurmadılar. Ulti kullandı yalnız Diablo. Sephiroth da ultiyi kullandı. Tutuşturu da kullandılar birbirlerine. Çok az canı kaldı yalnız Sephiroth'un. Burada çok durmaması lazım. Güzel, kaçtı. Yani orada bir tane normal düz atakla ölebilirdi neredeyse. Düz atak E yapsa giderdi Sephiroth. Ama canı biraz daha fazla. 3 uzun kılıcı var bu arada Diablo'nun. Yalnız ki W'sunu da Q'sunu da E'sini de pek tutturamadı burada Sephiroth. Yalnız üstüne geldi Sephiroth'un. O efsane hasar. Ya çok ani bu kadar sağlam hasar çıkarttı. Ve Sephiroth'u ikinci maçta kaybettik. Üçüncü maça geçeceğiz arkadaşlar. Umarım o maçı kazanır. Haydi görüşmek üzere. Evet, geldik üçüncü maça arkadaşlar. Bakalım bu maçı kim alacak? Umarım Sephiroth alır tabii ki. Bizim Zed'imiz alır diye umut ediyorum. Ama bakalım kim alacak? Hep beraber göreceğiz. Evet, minyonlarımız geldi. Karşılıklı Q'lar yine atılmaya başlandı. Haydi Sephiroth. Bastır kardeşim diyorum. Güzel bir maç olsun tabii. Önemli olan bu. Güzel. Sephiroth'un Q'lar güzel tutuyor ama 2 level olduğu gibi üstüne girdi. Yarı canını aldı yalnız Diablo. Burada çok güzel bir hamle yaptı Diablo. 2 level olduğu anda adama girip canını yaraladı. Ülkenlerin biri kaçtı. En azından onun hasarından kurtuldu ama takaslarda şu anda sıkıntılı çıkıyor.
işte Prince'in bir şurikeni tuttu. En azından şu anda can olarak biraz daha yukarıda. Burada yine çok güzel hasar vurdu Yıldırımların Efendisi'nin hükmüyle Seth Prince Diablo'ya. Oo, efsane hasar yalnız. Böyle geride tutsa biraz aslında level konusunda da avantaj sağlayabilir ama Diablo hiç geri vites yapmıyor yalnız. Yani Diablo canı az olmasına rağmen ileride durmayı tercih ediyor. Çünkü karakterin sınırlarını biliyor arkadaşlar. Çok iyi girdi burada. Tutuşturu kullandı Sephiroth. Çok fazla hasar vurdu. İkisi de ölmek üzereydi. Sıçrayla uzaklaştılar. Tutuşturular da kullanıldı. Canlar çok az. Diablo base atacak gibi duruyor. Yalnız Sephiroth'un da canı çok az. Oradan bir W Q yapsa ölür ha. Aman. Evet, base atılıp gelindi. Canlar full. Yine Sephiroth bu sefer atar yaptı ama arka hasar çok iyi vurdu. Diablo ultiler kullanıldı. Herhangi bir son çıkmadı ama Diablo'nun Sephiroth'un canı çok az. Ve isimler, Sephiroth'un ismi çok zor olduğu için telaffuz etmekte sıkıntı yaşıyorum bazen. Adamın ismi zor. Burada da bir ölen çıkmadı arkadaşlar. Dişlik ama uzun kılıç artı dokuma zırh var Sephiroth'ta. Diablo'da dişlik ama artı Doran kalkanı var. Alınan eşyalar bunlar bu arada arkadaşlar. İki uzun kılıç artı dokuma zırhı var şu anda Sephiroth'ın. Bir Doran kalkanı daha almış yalnız Diablo. Yalnız Sephiroth tüm W, E, Q'sunu kullandı. Burada herhangi bir şey kalmadı. Aynen kaçsın. Bekleme süresinde çünkü üçü de. Diablo W'yu kullandı. Q'yu kullandı. Yalnız W'sine geri geldi. Ultisini kullandı. Sephiroth Diablo'da kullandı şu anda. Çok fazla hasar vurmadı gibiler birbirlerine. Ama Sephiroth oradan gitmeye çalışmaması lazım. Yalnız Q'yu da yedi. Canı yarıya indi neredeyse Sephiroth'un. Arkasından geliyor. Yalnız tutuşturu da kullandı. W'ya geldi. Q'yu da kullandı son. O son şurikeni yemeyecekti Sephiroth. Maalesef arkadaşlar. Diablo V2 Sephiroth'u da öldürdü. Ve bu maçı da kazanıyor arkadaşlar. Şimdi Diablo V2'nin Lars'la rövanşı olacak, bilginiz olsun arkadaşlar, yakın bir zamanda. Bakalım Lars rövanşla Diablo V2'yi alabilecek mi? Yani EU ve Z birincisi sezon 5 ve 6 TRZ birincisini yendi arkadaşlar. Başka VS'lerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sefer de bayrakları asamadık ama umarım başka bir titanımızı çıkarttığımızda EU ve Z birincisinin karşısına kazanabileceklerdir diye umut ediyorum. EU ve Z birincisinin de YouTube kanalını hemen aşağıda linklerden bulabilirsiniz. Katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gayet heyecanlı ve güzel bir maçtı. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.